Gün raporunun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Biraz önce izlediniz, HDP Saadet Partisi'ni ziyaret etti ve Saadet Partisi ile en azından önümüzdeki dönem işbirliği ve diyalog yolunda bir adım atmaya çalıştı. Tabii Saadet Partisi buna istediği cevabı verecek. Birazdan Mustafa Yılmaz hem TV5'in genel yayın yönetmeni hem Sayın Temel Karamollaoğlu'nun danışmanı, baş danışmanı. Mustafa Yılmaz'a da soracağız. HDP Saadet Partisi ile bugün Saadet Partisi açısından neler konuşuldu ve bundan sonra neler olacak o da bize anlatacak. Ama şimdi önemli bir isim konuğum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkanımızı Sayın Seyit Torun. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Fatih Bey. Şimdi aslında siyaset çok hızlı gelişmeye başladı. Bir çalkalanma var. Yani böyle bir siyasette mesela Cumhur İttifakı iki ayrı parça halinde. AKP Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi'ne saldırıyor. Milliyetçi Hareket Partisi Gelecek Partisi ile İYİ Parti'ye hedef almış. Yani böyle bir olası bir Türkiye'nin önündeki bir seçeneği şimdiden parçalama, bölme, imha etme gibi bir yöntem geliştirmeye çalışıyor. Ve bunu yaparken de bunu çok gizleyerek de yapmıyor. Mesela yine bugün Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın Twitter hesaplarından yayınları var. Yani neden doğrudan mesela Milliyetçi Hareket Partisi Gelecek Partisi'ni hedef alıyor? Derdi ne yani? Tabii ki alır Fatih Bey. Sonuçta yapılan anket sonuçları ve araştırmalar ve sahada yapılan izlenim görülüyor ki AKP yani Cumhur İttifakı, MHP ile birlikte oluşturdukları Cumhur İttifakı her geçen gün düşüyor. Her geçen gün artık ne Cumhurbaşkanlığını kazanma oranına sahipler ne de parlamentoda yeterli çoğunluğu elde etmeye sahipler. Haliyle ne yapacaklar? Mecburen diğer siyasi partiyi, Millet İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi veya Millet İttifakı'na düşüncelerine sıcak bakan, güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi savunan, tek adam yönetimine karşı olan yapıyı da bir şekilde eksiltmeye çalışacak. Bir şekilde onları itibarsızlaştırmaya çalışacak. Kamuoyu nezdinde alçaltmaya çalışacak ama ne yaparsa yapsın görüldüğü gibi suni gündemler oluşturmasına rağmen geçmişini unutup bugün yalanlara sarılmasına rağmen, iftiralara sarılmasına rağmen vatandaşımız gerçeği görüyor, gerçeğin de farkında. Siyasette ahde vefaya inanıyor musunuz Sayın Başkan? Kesinlikle. Siz çünkü belediye başkanlığı da yaptınız ve önemli görevler üstlendiniz. Bu ülkeye hizmet ettiniz. Hem bir yerel lokal bazda hem bugün bütün ülke geneline, bütün belediye başkanları size bağlı. Sonuç olarak siz bir yöneticilik yapıyorsunuz. Siyasette ahde vefayı ikinci plana atanlar, bakın Sayın Erdoğan'ın bugün AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı, siyasetteki başarısının yarıya yakın nedeni ahde vefalı olmasıdır. Geriye dönüp baktığı zaman beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının çoğundan vazgeçmemiştir. Ha vazgeçtikleri oldu. O onun ucu kendisine dokunduğu için vazgeçti. Ne yazık ki bunları söylerken üzgünüm ama siyasette ahde vefa deyince iki olay beni çok üzdü. Ben 30 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an aktif gazetecilik yapan tek muhabiriyim. Yani CHP, CHP birleşmesinden hatta Halkçı Partisi, SODEP birleşmesinden bu yana bu partiyi izlemeye çalışıyorum. Geçmişte de oldu ama bu kadar derin kırgınlıklar yaşamadı. Biri mesela Teğmen Çelebi olayı, Mehmet Ali Çelebi. Şimdi bakıyorsunuz, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hapiste yanına gitmiş. Onu dışarı çıkarmak için elinden geleni yapmış. Risk almış. Hapiste evlendirmiş. Çıkınca parti meclis üyesi yapmış. Yetmemiş milletvekili yapmış. Yetmemiş parlamentoda sahip çıkmış. Milli Savunma Komisyonu üyesi yapmış. Ve geriye dönüp bakıyorsunuz bir çırpıda her şey bitiyor. Çok ağır sözler kullanılıyor. Siyasi tercihi de anlarım. Ama çok ağır sözlerle ayrılıp gidiyor. İkincisi Sayın Muharrem İnce. Yıllardan beri tanırım. 2002 yılında ilk milletvekili seçilip geldiği zaman bir fizik öğretmeniydi. Ve mecliste ilk konuştuğu insanlar bizdi. Partinin geçmişinde emeği olduğunu söyleyen bir insandı. Hatta Cumhurbaşkanlığı adaylığına gösterildiği zaman Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bir açıklama yaptı.
Çok enteresan bir açıklama. Arkadaşlar açıklamayı verin. Sonra Seyit Torun'a sorumu sorayım. Güney'in önemli bir sorusu vardı. Ona cevap vermediniz siz. 24'ünde eğer bu seçimden mağlup çıkacak olursanız. Sayın Kılıçdaroğlu'na haksızlık yapamam. Ola ki kazanamaz. Sayın Genel Başkan, gel bana danışman ol derse danışman olurum. Yardımcı ol derse yardımcı olurum. Asla karşısına aday olmam. Asla karşısına aday olmam. Asla. Asla. Bir daha çıkmazsınız. Hayır, karşısına aday olmam. Çünkü karşısına aday olduğu bir kişiyi genel cumhurbaşkanı adayı yapmışsa ben vefalı bir insanımdır. Yanlışlarını söylerim ama. Yani şunlar yanlış derim. Ama kendisiyle böyle bir yarışa bir daha asla girmem. Peki siz belki çıkmazsınız da bir başkasını çıkacak olursa onu destekler misiniz? Hayır, yani şimdi ben yarın kendimi değil kendimden başka birisini de destekleyebilirim. Benden daha iyi bir cumhurbaşkanı adayı buluruz, onu desteklerim. O başka bir şey. Ama karşı karşıya gelmem kendisiyle. İsmail, çünkü bir insanın, bir faninin kolay kolay yapamayacağı bir şeyi yaptı. Ben vefasız bir insan değilim. Bana bunu yapan birinin karşısına geçmem. Ama izlediniz. Bunu ben söylemedim, siz de söylemediniz. Evet. Sayın Muharrem İnce'nin kendi ifadeleri. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, Ulu Biçınar, sonuçta insanlar tercihlerini ortaya koyabilirler. Ama Cumhuriyet Halk Partisi yoluna güçlenerek devam edecektir. Bu ülkeyi tek adam yönetiminden kurtarmak, demokrasiyi inşa etmek, adaleti üstün kılmak, özgürlükleri büyütmek için yoluna devam edecektir. Büyüyerek de gerek dostlarıyla birlikte büyüyerek de yoluna devam ediyor. Tabii insanların kişisel tercihleridir bunlar. Ve olan biteni de zaten vatandaşımız, partililerimiz dikkatle izliyorlar. Peki yukarıdan baktığınız zaman, bu hareketle ilgili söylemiyorum. Yani iktidar partisinin, demin de söyledim, yani Millet Partisi'ni, Millet İttifakı'nı, özür dilerim, Millet İttifakı'nı bölüp parçalamak için özel bir gayreti var. Bir bakıyorsunuz Ümit Özdağ, çok enteresan seçilen bir isim. İl başkanlığına muhalefet ediyor, partisini çok ağır dille suçluyor ve kopup gidiyor. Ardından Cumhuriyet Halk Partisi karışıyor. Ardından Saadet Partisi'nden genel başkan dururken Oğuzhan Asıtürk'le görüşülüyor. Oğuzhan Asıtürk Kurultay yapılması ve Temel Karamollaoğlu'nun yerinden olması için bir çaba içine giriliyor. Bunlar tesadüf mü? Yani tabii onu bilemem ama ben bir şeyin altını Fatih Bey çizmek isterim. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi'ni karıştıramaz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi dünyanın üçüncü büyük partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyeti kurmuş bir parti. Ve bugüne kadar birçok badireleri aşamış, Cumhuriyete tanıklık etmiş, Cumhuriyet'in o sürecini birebir yaşamış bir parti. Bu partiden birçok kişi geldi, geçti. Birçok kişi zaman zaman farklı görevlere geldi, ayrıldı. Ama tabii yaşadığımız süreç içerisinde elbette ki farklı odakların, farklı niyetleri olabilir. Ama ne yaparlarsa yapılsın, onlar ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Cumhuriyet Halk Partisi kararlılıkla yoluna devam edecektir. Elbette ki partiyle ilgili farklı düşünceleri olanlar olabilir. Bunun tartışıldığı kurumlar var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki parti içi demokrasi Sayın Genel Başkan'la birlikte zaten inanılmaz bir mesafe aldı. Ön seçimler aynı şekilde geldi. Birçok alanda demokratik uygulamalar yapıldı. Ve bütün arkadaşlarımız da düşüncelerini açıkça Sayın Genel Başkan'la veyahut ilgili kurumlarla da rahat, açık bir şekilde, net bir şekilde görüştü. Tabii iddialar aslında üzücü. O iddiaların muhatabı Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta bir ayrı düşme olayı olmuştur. Kendileri farklı bir düşünce içerisine gitmiştir. Ama bunu yaparken daha dikkatli bir dilinde kullanılması lazım. Tabii yani hala şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde Muharrem İnce yani. O istifa etmedi değil mi? Yani yeni bir kararı. Yani şu ana kadar bir istifası ulaşmadı. Yani onun için en azından parti etiği açısından dediğiniz çok önemli. Yani siyasi terbiye açısından, parti terbiyesi açısından
içinde bulunduğu partinin kurallarına ve koşullarına saygılı davranıp sizin de söylediğiniz gibi gitmek isterse de gereği neyse yapar gider yani. Yani tabii ki yani sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü belli, programı belli. Şu anda uyguladığı siyaset çok çok önemli. Çok çok önemli Fatih Bey. Bakın Cumhuriyet'in kuruluşunda önce Kurtuluş Savaşı verildi ve Cumhuriyet kuruldu. Gerek Kurtuluş Savaşı verilirken gerekse işte Cumhuriyet oluşturulurken doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi birçok yapı bir araya geldi. Yani Kürt'ü, Türk'ü, Alevisi, Sunni'si birçok yapı bir araya geldi ve Cumhuriyet'i inşa etti Kurtuluş Savaşı sonrasında. Ve çok farklı düşünceler vardı. Çok farklı düşüncedeki insanlar bir araya geldi. Ama şimdi bakın tek adam yönetimine karşı tekrar bir birliktelik oluşturuldu. Millet İttifakı'nın içerisinde baktığınızda birçok düşünce var. Milliyetçisi, muhafazakarı, Kürt'ü, Türk'ü birçok yapı var. Birçok anlayış var. Ve bu anlayış şu anda tek adam yönetimine karşı mücadele veriyor. Demokrasiyi inşa etme adına mücadele veriyor. Bu açıdan burası çok kıymetli. Bu yapıyı hep beraber inşa etmek zorundayız. Millet İttifakı'nın özelliği bu. Ama Cumhur İttifakı baktığınızda milliyetçi muhafazakar bir yapıda devam ediyor ve ötekileştiriyor, ayrıştırıyor, bölüyor. Bir şekilde sembene getiriyor. Ama Millet İttifakı birçok yapıyı içinde barındırarak, düşünceyi barındırarak geniş bir kitleyi oluşturuyor. Sayın Başkan izninizle bir İstanbul'a dönelim mi? Polis müdahalesi varmış. Çok kısa bir bağlantı yapalım. Erdinç arkadaş. Erdinç merhaba. Ne oldu? Tamam gel. Sevgili Erdinç ne oldu? Yani görüntüler geldi bize ama herhalde bu bant görüntüler canlı olarak ne yaşanıyor anlatabilir misin bize? Evet Fatih Ertürk dediğimiz gibi Boğaziçi Güney Kampüsü önündeyiz şu anda. Kapıdan öğrencilerin çıkmasına izin verilmemişti. Kapı önünde de bekleyen öğrenciler vardı. Bekleyen öğrencilerin ya içeri girmesi ya da dağılması söylendi. Burada da biz de basın mesleği olarak dediğimiz gibi kapıdan yaklaşık bir 40-50 metre uzaktayız. Öğrencilerle buluşamamıştık. Öğrenciler de dışarıdalar. Yani destek için gelen öğrenciler de ilk başta içeri girememişlerdi. Sonrasında kademeli olarak öğrenciler kimliklerini göstererek içeri girebildiler. Tabii ki de etilerde de öğrenciler destek için geliyorlardı. Orada da gözaltı olduğu yönünde bilgiler aldık. Öğrencilerin gözaltına alındığı yönünde. Biz de basın mensupları olarak dediğiniz gibi çok zor şartlar altında görüntü almaya çalışıyoruz. Sürekli neredeyse yerimiz değişiyor diyebiliriz. Görüntü alamıyoruz. Boğaziçi'nin önü tamamen gözaltına alınmış durumda. Boğaziçi Üniversitesi gözaltına alınmış durumda. Hiçbir şekilde içeriden öğrencilerle irtibat kurabilmemiş ya da öğrencilerin bir basın mensubuyla irtibat kurabilmesi mümkün değil şu anda. Dediğim gibi bir alana pandemi koşulları var ama biz kaldırımda çok küçük bir alana şu anda sıkıştırılmış durumdayız. Bunu söyleyelim. Basın mensubu olarak kameraman arkadaşım Murat Erkmen gösteriyor. Alan bayağı dar. Neredeyse nefes alacak alanımız kalmadı diyebiliriz basın mensupları olarak. Ama halen şu anda sıkışık olarak bir şekilde burada durmuş durumdayız. Emniyet güçleri hala diyorlar ki arka tarafa doğru gidiyor ama arkada gidebilecek bir alanımız yok. Kameraman arkadaşım Murat Erkmen'den rica edeyim. Burası komple basın mensuplarıyla beraber durmuş durumda. Hemen arkamızda da duvar var. Duvarın ardına da geçemiyoruz. Burada alanımız çok dar bir alanda. Sıkışmış durumdayız. Boğaziçi Üniversitesi kapısından görüntü alamıyoruz çünkü çok uzak. Görüntü alabileceğimiz bir noktada da değiliz. Burada da bekleyişimiz devam ediyor. Öğrenciler dışarı çıkmaya çalıştılar. Dışarı çıkamadılar. O sırada öğrencilerin çıkmaya çalıştığı sırada öğrenciler içeriye girmeye çalışıyordu. Giremediler. Bunu da belirtelim. Sonrasında öğrenciler rektörlük binasına doğru ilerlemeye başladıklarında öğrenciler kimlik ve öğrenci kimliklerini göstererek içeri girebilirler ama Boğaziçi Üniversitesi dışında bekleyenler için de şöyle bir anonslar yapılıyor sürekli. Deniyor ki
öğrenci olanlar içeri girsin, girmeyenlere müdahale edilecek pandemi koşulları sebebiyle. Ama biz de pandemi koşulları şartlarında ne yazık ki çalışamıyoruz. Şöyle söyleyeyim, kameraman arkadaşımla aramda çok az bir mesafe var. Kolumu uzattığımda dokunabiliyorum çünkü o kadar dar bir alandayız. Altına alındığını sonrasında tekrar ayrıntılar geldikçe aktarmaya devam edeceğiz Fatih Ertürk. Erdinç, kolay gelsin, kendinize dikkat edin ama görüntüler önemli, görüntüler, onları da bize iletmeye devam edersiniz. Olağanüstü bir şey olursa tekrar sendeyiz. Sağ ol Erdinç. Bu arada bu görüntüler Yol TV'den alınma, bu kavga görüntüleri de. Onların da emeğine sağlık, onların da hakkını vermemiz lazım. Özellikle bu sert müdahale ilk anını Yol TV'deki arkadaşlarımız çekmiş. Bunu da belirtmek isterim. Bu Boğaziçi meselesinde bu işin buraya geleceği belliydi Sayın Başkan. Yani öyle bir noktaya getirdi ki iktidar bunu. Sanki Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin hepsi bu ülkedeki inançlara karşı, bir inanma eğilimine karşı ya da bu ülkenin dini değerlerine karşımış gibi, ki halkın inançlarına, kutsal inançlarına karşı olan her şeye biz de karşıyız. Kimse kimsenin inançlarını istismar edecek şekilde bir eylem yapmamalı, bir harekete girmemeli, herkes birbirine saygılı olmalı. Ama bu iş biraz da köpürtülmüyor mu? Şimdi Fatih Bey, öğrenciler ve akademisyenler ne diyor? Biz yukarıdan atanmaya, baskıcı bir olaya, hak edilmemiş bir göreve razı değiliz diyor. Bunu açıkça da deklar ediyor. Yani toplumla zıtlaşmanın ne anlamı var? Oradakilerin haklı bir talebi var. Haklı bir talebi var. Diyor ki yani üniversitede öğretim üyesi olamamış bir kişiyi sen getiriyorsun en tepeye, diyorsun ki ben rektör yaptım. Buna da demokratik hakkını kullanarak bir şekilde akademisyenler ve öğrenciler de itiraz ediyor. Bunu anlaman lazım. Bunu anlamayıp da inatlaşırsan, sürekli bu işi farklı yere çekersen, ileride bu araya girecek, nifak saçacak olaylarla birlikte bunu engelleyemezsiniz. Şimdi bakın, geçmişte de bunun örnekleri yaşandı yani. Geçmişte de oldu bu. Yani bu toplumla inatlaşmanın, ötekileştirmenin, ayrıştırmanın anlamı ne? Yani artık bu ayrıştırıcı dili, bu ötekileştirmeyi lütfen bıraksınlar. Öğrencilerin orada bir talepleri var. Öğretim üyelerinin bir talepleri var. Bakın, rektör yardımcısı bulamıyorsun orada. Yani görevine başlamıyorsun. Fiili olarak üniversiteyi yönetemiyorsun. Bunu artık gör. Süre uzadıkça mutlaka farklı farklı olaylar da olacak, operasyonlar da olacak. Yani art niyetli insanların orada farklı provokatif işleri de olacak. Ama şimdi biz şu anda neyi konuşuyoruz? Boğaziçi Üniversitesi rektörünü konuşurken iş bak nereye evrildi? Nereye getirildi? Yani bir Kabe resminden başlanıldı, işte LGBT'den başlanıldı. Olaylar, bunlar konuşulmaya başlandı değil mi? Demek ki birileri amacına ulaşıyor bir şekilde. Halbuki orada öğrencilerin haklı, akademisyenlerin haklı bir talebi vardı. Bu talebini de demokratik bir şekilde ifade ediyorlardı. İşte bu hale nasıl geldik diye bir düşünüyorsunuz değil mi? Ama işte bu oranın düşünülmesi lazım. Biz neyi konuşuyorduk, neyi tartışıyorduk, şimdi nereye geldik? Nasıl bir gündem oluştu? Yani bunun da üzerinde durmak lazım. Tabii sadece hukuka ya da demokrasiye aykırı yer Boğaziçi de değil. Mesela Yalova Belediye Başkanı'nın göreve iade edilmemesi. Evet. Ya çok enteresan geliyor bana. Mahkeme bir karar almış, bağımsız yargı sonuç olarak görevine iade kararı almış. Siz hangi gerekçeyle, hangi nedenle bu belediye başkanı tekrar görevine dönmesini engelliyorsunuz? Bu sorunun yanıtını bulabildiniz mi? Maalesef Fatih Bey, bu konuyla ilgili girişimlerde de bulunuyoruz sürekli. Sadece orası da değil. Yani şu anda Urla'da, Erdek'te aynı şekilde yargı kararları tamamlandı. Göreve iadesini bekliyoruz. Ama maalesef orası için de gerçekleşmedi. Yalova olayı bugün bakıldığında Samsun olayıyla
birebir örtüşüyor. Hatta bizim belediye başkanımız, Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman bu konuyu kendisi tespit ederek şikayette bulunmuş emniyete, savcılığa, İçişleri Bakanlığı'na. Öbür tarafta tespit edilmiş, daha sonrasında başkalarının tespitiyle olay hukuki çerçeveye taşınmış. Burada belediye başkanımız bizzat kendisi tespit ederek şikayetlerde bulunuyor. Şu anda da aklanmış olmasına rağmen, yargıda haklılığı ortaya çıkmış olmasına rağmen maalesef göreve iadesi yapılmıyor. Bu da açıkçası tam bir hilkat garibesi. Bakın şimdi yeni bir Nevşehir olayı ortaya çıktı. Yani önce istifa, partiden istifa edeceğini söylediler belediye başkanının. Ardından belediye başkanlığından istifa ettiği açıklandı. Maalesef AKP bunu geçmişte de yaptı biliyorsunuz. Geçmişte de yok metal yorgunluğu dedi, yok farklı şeyler dedi ve birçok belediye başkanını antidemokratik olarak, kimini ağlatarak, kimini bir şekilde isyan ettirerek istifa ettirdi. Bu anlayışından hala vazgeçmedi. Yani burada Nevşehir'de varsa bir olay açıklarsınız, yargıya çıkar ve yargı kararıyla görevden alınması gerekiyorsa alınır, iade edilmesi gerekiyorsa edilir. Ama siz yukarıdan talimatla bir şekilde istifa ettiriyorsunuz. Bu da sizin anlayışınızı ortaya koyuyor. Bu da sizin seçilmiş insanlara bakışınızı ortaya koyuyor. Biz her zaman söyledik. Kayyum atanırken de söyledik. Geçmişte onları istifa zorla istifa ettirilirken belediye başkanları o zaman da söyledik. Seçimle gelen seçimle gider dedik. Eğer varsa bir suçu gerçekten yargı orada belgeler ortaya koyulur, değerlendirilir, yapar. Bizim belediye başkanlarımız için yaptığınız şeyi niye kendi belediye başkanlarınız için yapmıyorsunuz? Yani bizde olunca hemen alıyorsunuz, görevden el çektiriyorsunuz, bir şekilde tutukluyorsunuz, bir şekilde açığa alıyorsunuz. Ama kendi belediye başkanlarınıza gelince farklı bir uygulamanın içerisine giriyorsunuz. Bu da kabul edilebilir bir şey değil. Biz de yakından takip ediyoruz bu süreci ve kamuoyuna da bu konuyla ilgili gerekli değerlendirmeleri yapacağız. Peki yani eğer belediye başkanları görevine dönmezse nasıl bir adım atacaksınız? Yani böyle bir şey olur mu? Ya mesela Anayasa Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları tanınmıyor. Şimdi eğer belediye başkanları başta olmak üzere yerel mahkemelerin bu tür kararları da tanınmaya başlarsa, tanınmamaya ne yapacaksınız? Şimdi Fatih Bey, şu anda siz de ifade ettiniz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tanınmıyor. Anayasa Mahkemesi tanınmıyor. İşte bazı Danıştay kararları tanınmıyor. Tam bir hukuksuzluk içerisindeyiz. Hukukun olmadığı bir yerde, adaletin olmadığı bir yerde biz demokrasiden söz edemeyiz. Biz gelişmişlikten söz edemeyiz. Biz kalkınmadan söz edemeyiz. Biz ne eğitimden ne sağlıktan hiçbir şeyden söz edemeyiz. Yani adaletin olmadığı yerde kaos olur. Adaletin olmadığı yerde maalesef tek adam yönetim olur. Adaletin olmadığı yerde maalesef faşizm olur. Peki belediyelerdeki başarının Cumhuriyet Halk Partisi'ni bir yere taşımasından, daha doğrusu Millet İttifakı'nı bir yere taşımasından rahatsız. Kesinlikle, kesinlikle. Yani, zaten temel amaç, bakın Fatih Bey, bir şekilde taciz, tecavüz, rüşvet bilmem ne algısı yaratarak şu anda Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin algısını düşürmeye çalışıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, belediyelerin özellikle pandemi sürecinde ortaya koyduğu, yani devletin altı maskeyi dağıtamadığı bir süreçte belediyelerimizin 60 milyon insana maske ulaştırması, 60 milyon maske dağıtması, birçok gıda yardımı yapması, o zor günlerinde yanında olmasını hazmedemiyorlar. Şu anda geçmişteki AKP'li belediyelerin yapamadıklarını üstüne katarak devam etmesi, toplumu ayrıştırmaması, bütün ihtiyacı olan kesimlere el atması, geçmişte seçim sürecinde işte bunlar yardımları kesecek, bunlar işte teröristleri işe alacak, bunlar şöyle yapacak, bunlar böyle yapacak algısının tersine dönmesi, gerçekten yardımları artırarak devam etmesi,
liyakata dayalı bir atama yapması ve bir toplumun bütün kesimini kucaklaması maalesef AKP'de ciddi rahatsızlık yaratıyor. Görüyorlar manzarayı ve en sonda bildiğiniz gibi İnsani Gelişme Vakfı'nın açıkladığı son rakamlar var. Onu da sizinle paylaşmak buyurun isterim. Tabii. İnsani Gelişme Vakfı biliyorsunuz belli endeksler açıklarlar, belli yıllarda faaliyet raporları açıklarlar. Ve bu yılki açıkladığı raporlarda insani gelişmişlik endeksine göre 34 belediyenin 25'i Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. İlk 10 belediyenin 9'u Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Bunlar akredite olmuş kurumlar. Bunlar gerçekten güvenilirliği yüksek olan kurumlar, vakıflar. Ve geçmişte bu güvenilirliği de ispatlandı. 9 alt endekse verildi. Ekonomik durum, eğitim, sağlık ve belediye toplumsal cinsel eşitliği endekslerinden en iyi 5 belediyenin tamamı Cumhuriyet Halk Parti belediyeler. Yönetişim, saydamlık, sosyal kapsama, sosyal yaşam ve belediye çevresel performans endekslerinde de en iyi 5 ilçeden 4'ü Cumhuriyet Halk Partili. Ulaşım ve erişilebilirlik endeksinde 5 ilçeden 3'ü Cumhuriyet Halk Partili belediyeler. Yani Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin 2017'de %63.3 iken oranı, gelişmişlik oranı, bu oran 2020'de %73.5'a yükselmesi de dikkat çekiyor. Bu da belediyelerimizin nasıl başarılı olduğu ve belediyelerimizin olduğu yerlerde yaşam sevincinin ve gelişmişliğin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bu rakamlar onları rahatsız ediyor. Yaptıkları anketler onları rahatsız ediyor. Ne yapacaklar? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerin tümünü kapatacaklar mı? Yani bu yöntem değil sevgili başkan. Yani bu nereye kadar? Kapatmıyorlar ama Fatih Bey, kredilerini kesiyorlar. Sürekli müfettişlerle olmadık suçları uydurmaya çalışıyorlar. Bütün meclisleri tıkamaya çalışıyorlar. Vatandaşa ulaşma noktasında, vatandaşın sorunlarını çözme noktasında gayretlerini bir şekilde eksiltmeye çalışıyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, belediye başkanlarımız, belediyelerimiz bütün bu sorunları aşarak asla şikayet etmeden çözüm üretiyorlar, çözüm buluyorlar. Bakın, cumartesi günü İstanbul'daydık ve gördük ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi her kuruşun, vatandaşın ödediği her kuruşun hesabını yapıyor, çözüm üretiyor ve her türlü engellemelere rağmen mecliste olsun, finans kaynaklarına ulaşma olsun, bakanlıkların kendine sağladığı o imkanları kesme olsun, ne olursa olsun çözüm üretiyorlar ve hizmet ediyorlar. Evet, bu önemli. Bu arada arkadaşlar, hazır mı Sayın Mustafa Yılmaz? Bir gazeteci arkadaşımız var, biliyorsunuz Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun da danışmanı. Sevgili Mustafa, merhaba. Merhaba Fatih, iyi yayınlar diliyorum. İki önemli olay var. Yanımızda Seyit Torun var, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı, belediyelerden sorumlu. Onunla da belediyeleri konuştuk ama iki olay var bugün gelişen. Biri tabii ki İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rahatsız eden görüntüler. Yine polis çok sert müdahale etti öğrencilere. Ondan fazla gözaltı var. Biliyorsun bir de tutuklanmışlardı Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Şimdi öncelikle üniversitedeki bu olayların farklı bir noktaya doğru hızla evrildiğini görüyoruz Mustafa. Yani kimse kimsenin inancını, kimliğini sorgulamak ve saygısızlık yapmak durumunda değildir. Bunu önce belirtelim de, ama bir provokasyon kokusu geliyor Mustafa. Bugün polisin sertleşmesinin bir nedeni de iktidarın bu olayı bayrak yapıp her tarafa asıp halkı kutuplaştırması üniversite öğrencilerine karşı. Ne diyorsun bu olaylara? Bu elbette her demokratik toplumda, tırnak içinde söylüyorum, meşru çerçevede gerçekleştirilen eylemlerin desteklenmesi lazım. Bu eylemleri yaparken de elbette provokasyonlara imkan vermeyecek hassasiyetin ortaya konması lazım. Elbette bu tür haklı eylemleri, demokratik eylemleri provoke etmek, mecrasından saptırmak, toplumsal meşruiyetini sıkıntıya sokmak noktasında bir takım girişimler olacaktır. Ama bu eylemleri yapanlar o demokratik hak kadar bu provokatif girişimlere karşı da çok dikkatli olmalı.
buna izin vermemelidir. Öncelikle onu ifade etmek istiyorum. Ama ifade ettiğim gibi Türkiye gerçekten çok hassas bir dönemden geçiyor. Hem içeride hem dışarıda. Herkes gergin, hepimiz gerginiz. Bir moralsizlik var, bir umutsuzluk var. Yapılan araştırmalar da bunu ortaya koyuyor. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde hepimizin, herkesin yani öğrencisinden rektörüne, eylemcisinden polisine herkesin bu toplumsal hassasiyeti, bu toplumsal durumu, psikolojiyi dikkate alarak toplumda yeniden bir barış ortamının, bir umut ortamını tesis edecek bir iklimi teşvik etmemiz lazım. Bin düşünüp bir adım atmamız lazım. Bunu herkes açısından söylüyorum. O yüzden elbette öğrencilerin, akademisyenlerin demokratik haklarını kullanarak bir duruş ortaya koymaları önemlidir. Demokrasinin yoksa başka bir anlamı kalmaz. Yani herkesin iktidarı alkışladığı, her icraatın desteklendiği bir ortamda, tek tipleştirilmiş bir ortamda bu herkes için sıkıntılı. O yüzden hepimizin çok daha dikkatli olması, çok daha hassas davranması kanaatini taşıyorum bu süreçte, bu hassas süreçte. Haklısın Mustafa, ben de sana katılıyorum bu konuda. Önemli bu söylediklerim. Bir de bugünkü HDP'nin Saadet Partisi'ni ziyareti. Şimdi çok enteresan bir dönemden geçiyor Türkiye. Kamplaşmalar, kutuplaşmalar, partileri sıkıştırmalar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrı bir kumpas, İyi Parti'ye ayrı bir kumpas. Saadet Partisi'nin içinde kısmen, yani eski dost ziyareti falan diyeceksin gene biliyorum ama bir karışıklık çıkartma özlemi var şu an iktidarda, bir heves var. Saadet Partisi de milli görüşe baktığınız zaman bugünkü AKP'nin yöneticilerin bir dönem birlikte oldukları, aynı yolda yürüdükleri bir kökenden geliyor. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bugünkü HDP ziyaretini yanlış yorumlayacak, yanlış algılayacak ya da yine provoke edecek bir anlayış var mı? Nedir bu ziyaretin aslı? Bize anlatır mısın? Elbette bu ziyaret talebi HDP'den geldi. Biliyorsunuz onların Demokrasi İttifakı, bir de son dönemdeki güncel tartışmalardan birisi HDP'nin kapatılması meselesi. Özellikle iktidar kanadının küçük ortağını oluşturan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla birlikte bir süredir HDP'nin kapatılması meselesini tartışıyoruz. Muhtemelen HDP yönetimi de bu kapatma girişimine karşı bir arayış içerisinde, bir diğer partilerle görüşerek bir arayış içerisinde olduğu görülüyor. O yüzden bu Saadet Partisi ile başladı. Muhtemelen ilk randevuyu veren parti Saadet Partisi oldu. Ama HDP kanadından yapılan açıklamaya göre biliyorsunuz randevu vermeyeceği düşünülen AK Parti ve MHP dışında diğer bütün partilerden randevu istendi. Bunu birkaç açıdan değerlendirmek lazım. Bir, yani Türkiye'nin senin de ifade ettiğin gibi çok fazla kutuplaşıyor. Bu kutuplaşılan ortamda bence siyasal partiler arasındaki diyaloğun, herkesin önemsemesi lazım. Hani çok sık kullanıyoruz ya beka meselesi. Eğer Türkiye dışarıda işte bir taraftan Doğu Akdeniz meselesi, bir taraftan Kuzey Irak'ta yaşanan sıcak gelişmeler, bütün bunları dikkate aldığımızda içeride ve birlik ve beraberlik ikliminin sağlanması lazım. Çünkü içeride ne kadar birlik içerisindeyseniz, ne kadar insanlarınız hangi partiye mensup olursa olsun birbirine empatiyle yaklaşabiliyor, birbiriyle diyalog ortamı oluşturulabiliyorsa bu dışarıya karşı gücünüzü de o oranda arttıracaktır. Yoksa içeride kutuplaşmış, gerilmiş, her partinin kendi tabanını konsolide etmek için bir takım aşırı söylemlere girdiği bir toplum sosyolojisi, bir ülke elbette dış etkenlere de daha açık hale gelir. HDP konusunda da ya bir kere ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkan vekili olarak oturum yöneten, grup toplantılarına katılan, yasalarda oy kullanan, ortak bildirilere imza atan bir partiden bahsediyoruz ki meclisin üçüncü partisinden bahsediyoruz. Yani meclisi yönetirken, meclis grubunda konuşurken, işte meclis kulislerinde, meclis yemekhanesinde bir araya gelirken dışarı çıkıldığında topluma bu tür bir yaklaşımla HDP'nin terörize edilerek sunulmasının ben topluma bu sosyolojiye, bu psikolojiye
olumlu katkı yapmayacağını düşünüyorum. Yine biliyorsunuz 2021 bütçesinde 57 milyon 550 bin liranın üzerinde yardım yapılıyor. Yani şöyle bir çelişki görüyorum ben burada. HDP ve iktidar açısından, Cumhur İttifakı açısından iktidarla oturduğunuzda HDP güzel, muhalefetle oturduğunda terörist. İşte HDP'li bir belediye başkanı muhalif bir partiye katılırsa bu terörizmle iltisak, terörizme destek gibi sunulurken AKP'ye katılırsa bir anda vatanseverliğe dönüşü. Hakikaten bu yaklaşımın iktidara da faydası yok. Yani biz en son seçimde tam rakamı hatırlamıyorum ama 6 milyon civarında oy almış bir partiden bahsediyoruz. Artı Türkiye kapatmanın çözüm olmadığını birçok kez ve birçok parti siyasal yelpazesinde yaşadı. Ben de kendime ait hissediğim Milli Görüş Hareketi'nin 5 partisinin 4'ü kapatıldı. Ama bunun çözüm olmadığı, tabelayı indirdiğinizde özellikle sosyolojik tabanı olan partiler açısından bunu söylüyorum. Tabelayı indirdiğinizde bir başka tabelayla devam ediyor. İşte bugün HDP diye konuştuğumuz parti 1990'larda sen de çok iyi biliyorsun, gazeteci olarak takip ettin. Macerası DEP'le başladı. DEP oldu, kapatıldı, HDP oldu, ÖZDEP oldu. Şimdi adlarını hatırlayamam. Birçok isimle devam etti. HEP'le başladı siz... Mustafa. Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de Kürt konferansına gitti hatırlarsan milletvekilleri. HEP'le başladı. Ne yazık ki Kürt siyasi hareketi genelde SHP gibi sol partilerin içinde ulusal kimlik çerçevesinde bir hareket tarzı geliştirirdi. Ama HEP kırılmasıyla bugünkü HDP'ye gelen kısmen ayrılıkçı bir çizgi oluşmaya başladı. Rahatsız edici bir çizgi. Ama keşke bu demokratik anlayışta, ulusal birlik anlayışında bir sosyal demokrat partide devam edebilseydi ama olmadı. Yani tam da onu söylüyorum ama bu bir boyutu. Elbette HDP'nin de buradan çıkaracağı dersler var. Esenyurt'taki işte görüntüler, şunlar bunlar. Bunların elbette HDP'nin terörle çok keskin anlamda arasına mesafe koyması, hakikaten Türkiye'lileşme noktasında çok daha yoğun bir çabanın içerisine girmesi işin ayrı bir boyutu, ayrı bir değerlendirmesi. Benim söylemek istediğim, işte sen de ifade ettin. Bir başka partinin himayesi, himmeti olmadan meclise giremeyen bir Kürt siyasal hareketi varken bugün üçüncü parti konumuna gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Yani çözüm olmadığını söylerken bunu ifade etmek istiyorum. %4'lerde, 4,5'larda oy alan bir siyasal hareketken bugün %12'leri, 13'leri görmüş bir siyasal hareketten bahsediyoruz. Yani söyleniyor işte bugün HDP'yi kapatsanız yarın işte BDP ile devam edecek. Yani bir başka parti tabelasıyla devam edecek. Benim kastettiğim bu. Biraz hani kapatma çözüm değil yani. Bunu ifade etmek için bu örneği verdim. Anladım. Mustafa, son sorum. Sayın Seyit Torun'la da konuşuyoruz deminden beri. Enteresan bir iktidarda bir siyasi hamle heyecanı var. Millet İttifakı'nı belli ölçüde zedelemek, hatta bozmak, hatta karıştırmak için diye düşünüyorum. Çünkü başka bir sonuca ulaşmıyor yaptığı işler. AKP, Saadet Partisi'ni ve CHP'yi doğrudan hedef aldı. MHP, İyi Parti ve Gelecek Partisi'ni aldı kendi üstüne. Mesela önce İyi Parti'de karışıklıklar başladı, istifalar başladı, il başkanları suçlandı, parti karıştırıldı. Sonra sıra CHP'ye geldi. CHP'de de bir hamle var sanki. Yani kimseyi suçlamadan söylüyorum. Kimsenin yaptığı, aldığı karardan dolayı da kimseyi eleştirmiyorum. Ben gördüğümü anlatıyorum. Bir de Saadet Partisi'nde Oğuzhan Aslıtürk'te başlayan bir süreç var. Olağanüstü kurultay talepleri falan, partinin genel başkanının değişmesi gerektiği, partinin yapısının değişmesi gerektiği gibi partiyi bir açmaza, bir çıkmaza, bir has parti modeline sürüklemek için, eritip yok etmek için bir başka hamle var. Ne diyorsun bunlara? Şimdi tabii iki farklı soru var burada. Bir tanesi, ben şunu söyleyeyim, yoksa kendimle çelişmiş olurum. Türkiye'de hakikaten herkesin herkesle görüşebildiği, konuşabildiği bir ortamın oluşması lazım. Kutuplaşmanın, bugün hepimizin şikayet ettiği kutuplaşmanın önüne geçebilmenin başka çaresi yok, başka formülü yok. Ne kadar kanaatlerimiz, yaşam tarzlarımız, düşüncelerimiz, Türkiye'nin problemlerine ilişkin çözüm önerilerimiz ne kadar farklı olursa olsun, ben
Türkiye'de Türkiye'nin meselelerini birbirine 180 derece uzak olan partilerin bir araya gelip konuşabilmesini çok önemsiyorum. Hakikaten mesela Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki yaşam tarzları veya onlara oy veren seçmenlerin, kitlelerin yaşam tarzları farklı olabilir, düşünceleri farklı olabilir. Türkiye'ye ilişkin az önce söylediğim gibi çözüm önerileri de farklı olabilir. Ama hepsi kendisini bu coğrafyaya ait hissediyor, bu coğrafyanın insanı hissediyor. Çok işte Seyit Bey de ekonomik meselelerden şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ekmeğini sadece CHP'liler alıyor diyebilir miyiz? Çok orada ben sıraya giren inanıyorum AK Partilisi de var, MHP'lisi de var, Saadet Partisi de var. Çünkü Türkiye'de hepimizin ortak sorunu bu yoksulluk. Hepimizin ortak sorunu bu hayat pahalılığı. Benzine zam geldiğinde 7 lirayı gördüğünde, dolar 8 lirayı geçtiğinde AK Partili bayram etmiyor ki. Saadet Partili canı ne kadar yanıyorsa, CHP'linin, MHP'linin canı ne kadar yanıyorsa hepimizin o kadar yanıyor. Çünkü hepimizin cebinden gidiyor. Telefon faturalarını, doğalgaza zam geldiğinde hepimiz üzülüyoruz. Parti ayrımı yapmadan söylüyorum. O yüzden hepimizin canını yakan meseleler var. O zaman bu meselelere karşı bir ortak duruşu, ortak empatiyi oluşturmamızın yolu siyasilerin, liderlerin ortaya koyacağı üsluptan geçiyor. Eğer siz üslubu, size karşı olanı terörist, ihanet gibi kavramlarla kriminalize etmeye ya da böyle göstermeye başlarsanız bu tabana maalesef çok daha şiddetli yansıyor. Sokak olaylarına neden oluyor. İşte son dönemde hepimizi endişelendiren gelişmeleri dikkate aldığımızda. Bu yüzden keşke yani ben işte ya Saadet Partisi ile CHP, İYİ Parti hepsi bir araya konuşabildiği gibi yani işte MHP ile HDP keşke mesela o randevu talebi HDP hem AK Parti'den hem MHP'den isteseydi. Keşke onlar da randevu verseydi. Bakın 180 derece zıt olmasına rağmen bunu söylüyorum. Bundan bence Türkiye karlı çıkardı. Bunun Türkiye'ye müthiş katkısı olurdu. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın 19 Mayıs fotoğrafını hatırlıyorum. Hakikaten hepimiz mutlu olduk. Niye? Çok klasik ifadesiyle söylüyorum. Hepimiz aynı gemideyiz. Bu gemi su aldığında AK Partili, MHP'li, CHP'li, Saadet Partili zarar görmeyeceğiz. Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hangimizin canını acıtmıyor? Yani hangimizi üzmüyor? Bütün bunları dikkate aldığımızda ben Türkiye'nin acilen çok hızlı bir şekilde diyalog kurulabilen bir siyaset ikliminin kurulması gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu CHP ile AK Parti açısından da ben mesela Sayın Davutoğlu son günlerde popüler işte Sayın Bahçeli ile 2015 seçimlerindeydi değil mi? Yaptığı görüşmeler yani orada Sayın Bahçeli'nin işte CHP-HDP ile bir koalisyon görüşün demesi falan bunları dikkate aldığımızda yarın bütün partiler çok farklı ittifak formülleri, çok farklı iktidar formülleri ortaya çıkabilir. Sadece şu psikolojinin bu toplumun üzerinden alınması gerekiyor. Değişimin sandıkta olacağı, sandıkta gerçekleşeceğine hepimizin inanması gerekiyor. Bunu inandıracak olan da vatandaş değil, siyasal partileri yöneten liderlerdir, yöneticilerdir. Peki. Bu inancın yeniden bu topluma aşılanması gerekiyor. Türkiye'de demokratik bir değişimin, sandık üzerinden bir değişimin gerçekleşeceğine hepimizin inanması gerekiyor. Ben bütün partilerin de bu kaygıda, bu hassasiyette, bu düşüncede olduğunu düşünüyorum ama kutuplaşma arttıkça, gerilim arttıkça maalesef bu noktadaki inanç da zarar görüyor diye bir endişem var. O yüzden tekrar söylüyorum, elbette öncelikli sorumluluk iktidardadır. Çünkü iktidarın söylemleri daha bağlayıcıdır. Yani muhalefet Doğu Akdeniz'le ilgili, Mısır'la ilgili, dış politikayla ilgili, ekonomiyle ilgili belki bazen sert şeyler de söyleyebilir ama iktidarın söyledikleri bütün ülkeyi, dış politikayı bağladığı için çok daha hassas. Anadolu İrfan'ı bunu güzel söylemiş. Yani taç giyen baş akıllanır. Bu toplumun birlik ve beraberliğine hizmet edecek bir iklimde öncelikli sorumluluk iktidarındır. İktidarın bunu tesis etmesi lazım. Adına memleket masası denir, Türkiye masası denir. Türkiye'nin geleceği için lider görüşmeleri denir. Ben bunun sadece birkaç kişiyle değil elbette herkesle yapılması. Oğuzhan Bey görüşmesine atıfta bulundun. Önemlidir çünkü çok ciddi devlet tecrübesi olan
genç yaşlarında İçişleri Bakanlığı yapmış, 50 yıldır siyasetin içinde olan hem devlet tecrübesi hem de siyaset tecrübesi önemli bir isim. Bu görüşmeden rahatsız olmamak lazım. Kimsenin rahatsız olmaması lazım. Ama bunun bütün toplumun buna kanaat önderi denebilir. Diğer siyasi partilere mensup bu tür kanaat önderleri her partide var, tecrübelerinden istifade edilecek. Bunun olabildiğince geniş bir yelpazeye yayılmasının çok faydalı olacağı kanaatini taşıyorum. Fatih. Peki Mustafa, teşekkür ederim ama bir şey söyleyeceğim. Temel Karamollaoğlu'na terörist diyen ve pasaportunu iptal eden bir anlayışla Saadet Partisi tekrar aynı masaya oturur mu bilmiyorum. Senin demenden ben şunu anladım, yani olabilir gibi bir şey çıkardım. Çok zor bir dönem bu Türkiye için. Yani o suçlamaları bir kenara atmak ve o bakış açısını, o nitelemeleri bir kenara atmak, yok saymak da siyasete mümkün değil. Milli görüş geleneğinin Fatih şöyle bir özelliği var. Hiçbir zaman kişiselleştirmez. Hakikaten bunu samimiyetimle söylüyorum. Toplumun faydasını, ülkenin faydasını her şeyin üzerinde tutmuştur. Ben mesela Erbakan tarafından formatlanmış bir tabandan, bir milli görüş hareketinden bahsediyoruz. Çok net söylüyorum, üzerine tank sürenlere bile şefkatle, merhametle yaklaşmış bir siyasal liderden bahsediyoruz. Geçen Refah Partisi'nin Ocak ayı, biliyorsun geçen ay kapatılış dönemiydi. Orada yaptığı konuşmayı Anayasa Mahkemesi'nin cümlesi çok nettir. Her ne kadar hukuken vahim bir hata bile olarak bile görsek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar bağlayıcıdır, biz bunu tartışmayacağız demesinin ben bu memleketin menfaatini, kendi kişisel menfaatinin çok çok önünde, çok çok üzerinde tuttuğunu gösteriyor. Bu hareketin genel yaklaşımı da budur. Şahıslarına, kendilerine yönelik ne yapılırsa yapılsın, her zaman ülkenin menfaatini, ülkenin faydasını, kendi kişisel faydasının önünde tutmuştur bu insanlar. Çok net söylüyorum. Peki. Mustafa, çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Açık, çok net konuştun. Sağ olasın. Aslında önemli bir şey söyledi, dikkat ederseniz. Yani Saadet Partisi'nin memleket masasını örnek verdi. AKP ile görüşmesinde bir sakınca olmadığı gibi bir izlenim edindim ben. Bilmiyorum, doğru mu anladım? Kendisi Temel Karamollaoğlu'nun da danışmanıdır. Peki böyle bir sürece girerse Türkiye, AKP ile neyi konuşacaksınız? Yani AKP'den size bir çağrı gelirse. Yani AKP ile ne konuşulacak? Tabii burada zaten bu bloka baktığınızda Sayın Karamollaoğlu'nun da savunduğu güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistem. O da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ağır eleştiriler getiriyor. Geçmiş söylemlerinde de eğer bu tartışılırsa, yani güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi tartışılırsa konuşuruz diyor. Yani bunlar gündeme gelmeden bunlarla ilgili konular eğer konuşulmayacaksa tabii kendi takdirleridir. Neyi konuşulacak onu bizim de bilmemiz mümkün değil. Ama bakın şu çok önemli. Ayrıştırma. Bizim de hep üzerinde durduğumuz konu bu. Yani AKP'nin politikası ayrıştırarak yönetmeye çalışıyor. Ötekileştirerek yönetmeye çalışıyor. Diyalog kapılarını tamamen kapatıyor ve bundan besleniyor. Bundan tabanını bir şekilde güçlendirmeye çalışıyor. Bunun her toplantıda, her yerde söyledik, her programda söyledik. Bunun bu ülkeye faydası yok. Bu ayrıştırıcı dilin, bu ayrıştırıcı politikanın bu ülkeye faydası yok. Yani yeri gelince aynı gemideyiz. Yani talepte bulununca, sıkışınca. Ama öbür türlü teröristsin. Eğer desteklemiyorsan, eleştiri getiriyorsan, alınan kararları bir şekilde eleştiriyorsan teröristsin, dış güçlerin adamısın, farklı bir şekilde. Sen belediye başkanı istifa edip kendine katılıyorsa vatansever, ifade edildiği gibi, ama öbür türlü olursa terörist, dış güçlerin adamı, ayrıştırıcı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Fatih Bey, program bitmeden de ben şuraya gelmek istiyorum. Tabii biraz da yereli konuşalım. Sonuçta tabii. Toplantılarımızda yerele biraz daha az zaman ayırıyormuşuz gibi gözüküyor. Bakın bu ayrıştırıcı yapı gene geçenlerde bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ortaya çıktı. Dendi ki kesintiler %40'dan %50'ye çıkaracak. Yani 10 puan artırıldı. Belediyelerin kesintileri. Evet, 25'ten 50'ye çıkacak gibi katma bütçelerde. Yani diyor ki
Sen çalışma. Sen çalışma. Ben senin kaynaklarını alayım elinden. Sen vatandaşa hizmet etme. Bunun ifadesi bu. Doğru. Zaten ekonomik bir buhran var. Belediyeler pandemiyle zaten sarsılmış. Ciddi anlamda zor da belediyelerimiz. Bir de diyor ki hayır ben senin paranı 40 değil 50 keseceğim, sana daha az para göndereceğim. Bu yani belediyeler sadece CHP'lilere veya Millet İttifakı'na mı hizmet veriyor? Bütün yurttaşlarımıza, bütün vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Yani diyor ki sen hizmet verme. Başlangıçta söylediğim gibi bir itibarsızlaştırma, bir ötekileştirme, bir ayrıştırma durumu söz konusu. Bunu da kabul etmiyoruz. Bakın şu anda bir gıda kriziyle karşı karşıyayız değil mi? Ne yapmaya çalışıyor? Geçmişte çadırların içerisinde patates, soğan satmaya çalıştı. Güya piyasayı dengeleyeceğim dedi. Şimdi de PTT aracılığıyla yağ satmaya çalışıyor, başka şeyler satmaya çalışıyor. Hala Türkiye gerçeğini anlamaktan uzaklar. Yani sonuçta bunun nedeni üretim. Hani biz sanayide, teknolojide, tarımda üretim diyoruz ya, burada tarımda üretim. Siz üretimi, üreticiyi desteklemiyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki ya bunu satıcı pahalı satıyor, bunu satıcı şöyle satıyor. Ya satıcının ne günahı var? Pahalıya alıyor, pahalıya satıyor mecburen. Siz şimdi buğday üretimini artırdığınızda yani daha ucuz ekmek yiyemedi mi bu vatandaş? Alırsan Rusya'ya mahkum olursan, Rusya'dan buğday alırsan pahalı bir şekilde Türkiye'deki buğdaydan taban fiyatından daha pahalı bir buğday alırsan elbette ki bu un da pahalı olacak, ekmek de pahalı olacak. Yani sen bu gıda krizini çözmek zorundasın. Bakın birçok üründe şu anda mesela Rusya ihracatına vergi getirdi ve biz şu anda bakın 20 yıl önce 20 milyon ton civarındaydı bizim üretimimiz. Hala aynı. Ama 20 yıl önce Rusya 34 milyon ton buğday üretiyordu. Bugün 85 milyon tona çıkarmış. Ve biz buğday ithalatımızın %85'ini Rusya'dan karşılıyoruz. Sorunu çözmüş. Yani kısacası bakın bakıldığında sorunu ana kaynağına inmek lazım. Bugün bizim belediyelerimiz kırsal kalkınmayla inanılmaz işler yapıyor. Vatandaşa ucuz tohum veriyor, ucuz gübre desteği veriyor ve sözleşmeli üretimler yapıyor ve bu sözleşmeli üretimlerle vatandaşı destekliyor. Yani şu anda yaşanılan olay tamamen bir yönetenlerin krizidir, yönetenlerin bunalımıdır. Hemen bir cümleyle de bitiriyorum. Bakın yani özel iletişim vergisi getirildi, doğalgaza vergi, Avrasya Tüneli'ne vergi. Esnaf yapınca müdahale ediyor, siz artırıyorsunuz diyor, siz diyor zam yapıyorsunuz diyor. Ama kendisi yapınca hissesi çıkmıyor. Asıl sorun bugün bu ülkeyi yönetenler. Bugün bu ülkeyi yönetenlerin aldığı kararlar. Peki, Sayın Başkan çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bugün önemli olaylar vardı, kusura bakmayın biraz bölündü ama güzel konuştunuz, doğruları söylediniz. Bir dahaki programda daha geniş sadece yerel yönetimleri konuşalım. Peki, önemli şeyler var. Bunu söz olarak alıyorum. Tabii, sağ olun. Çok teşekkür ederim, ben iyi akşamlar. Biraz sonra İrfan Delimeci'den haber var, onu kaçırmayın. Yarın aynı saatte tekrar randevumuz var. Unutmayın, doğruları ve gerçekleri dinlemek için yine bizde kalın.